Bağcılar'da kaportacılık yapan Ahmet Usta'nın başı altında bulunduğu çatıyla dertte. Sürekli yukarı bakıyor Ahmet Usta çünkü düşen parçalar nedeniyle iki kez ölümden döndü. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar diyen Ahmet Usta şimdi az önce söylediğim gibi ne yazık ki sürekli yukarı bakarak dolaşıyor. Nereye bakıyorsunuz efendim? Yukarı çatıya bakıyorum. Niye? Her sefer oradan kafama bir şey düşüyor yukarıdan. Telladımız olacak herhalde. Kaderimse çekerim dedi. 4 yıl arayla Azrail'e çalım attı. Verilmiş sadakanız var. Verilmiş sadakamız var. Birinize yırttık. 1, 2, 3 tane elektrik direni yırttı o zaman. 4 sene oldu. Bağcılar'da kaportacılık yapan Ahmet Taşkıran'ın başı apartmanın çatısıyla dertte. Şöyle yere eğildim, bir şey yapacaktım. Rüzgarı böyle şey yapınca, görünce rüzgarı şöyle bir yukarı baktım. Yemin ediyorum tam yukarıdan üzerimde. Hemen içeriye kaçtı. Aslında her şey 4 yıl önce başladı. Sizde bir tik oluştu mu? Sürekli yukarı bakma tiki. Tabii oluştu. Hemen yukarı bakıyorum. Kaportacı Ahmet Taşkıran sürekli yukarı bakıyor. Yukarı bakmasının nedeni ise 4 yıl önce başına çatı düşmesi. Vallahi korkuyorum. Şuradan döndüm zaten hemen yukarı bakıyorum ya. Şans eseri o olaydan kurtuldu. 4 yıl sonra yine aynı binanın çatısından yine parçalar düştü. Yine hayatta kaldı. Peki üçüncüsünde ne olacak? Üçüncüsünde çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncüde tahtalı göğe gider herhalde. Bu bina sizin Azrail'iniz galiba. Herhalde ölümüm bu binadan olacak yani. Yani o şekilde anlıyorum. Allah göstermesin, Allah gecinden versin diyelim de bir sebep olmayalım. Amin inşallah. O kurtuldu. Olan iki aracı oldu. En az 25-30 bin liralık hasar var bu arada. Bu düzelecek. Burası düzelecek. Arkada var. Boyanması lazım. Hasar gören ikinci aracın yanındayız. Bu aracın da yine arkasında, tavanında çöküntüler meydana geldi. Ön camı kırıldı. Belki de en büyük hasar kaputta meydana geldi. Araçta yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştu. Bu çatıyı yapan adam ne olacak şimdi yani? Üçüncü kez yaptıracak, sonra gene benim üzerime düşecek.